Çok güzel konulara temas etmişken, değinmişken Müjde'den de biraz bahsetmek istiyorum. Mide rahatsızlıklarından. Ekranların başındaki izleyenlerimiz mide problemi mutlaka yaşıyorlardır. Peki, mide problemi olan hastalarımıza önerileriniz neler olacaktır? Mide problemi giderek yaygınlaşan bu modern çağda ciddi bir sıkıntı. Çünkü yani şöyle düşünelim, hele şehirlerde yaşayanlar biz gibi çok sağlıklı gıdalara kolay ulaşamıyoruz. İşler değişti, bir sürü sera ürünü bilmem ne falan, stres çabası. Temizlik kısmen gerçekleşiyor, gıda temizliği. Dolayısıyla giderek tüm popülasyonlarda, tüm metropollerde yaşayanlarda bu sıkıntı var ama giderek işte hızlı yemek yemek, asitli gıdalarla beslenmek, kahve çok tüketmek ve yoğun stres altında yaşıyor olmak eninde sonunda mide rahatsızlığını getiriyor. Bu da her organ rahatsızlanınca önemlidir ama yani yemek yediniz, şiştiniz, ne bileyim gaz, şişkinlik, yanma, ekşime, hele son dönemlerin popüler hastalığı reflü. Ben genel cerrahım ama endoskopistim aynı zamanda. Hemen hemen bütün gastroenteroloji kongrelerine de katılırım. Çok da sıkı takip ederim. Çok tedavi yapıyorum çünkü bu konuda. Hoşuma da gidiyor. Bir de hep o kongrelerde de belirtilen, giderek artan Türkiye'de özellikle Helicobacter pylori denilen bir mikrop, siz de biliyorsunuzdur, var midede. Bu midede iltihap yapıyor. Koruyucu, asitten koruyan bir mukoza örtüsü vardır. Ona hasar veriyor ve giderek iltihabın ardından erozyonlar, ülserler, hatta yine kongrelerde sunulan delillere göre yıllar içerisinde iltihap 15, 20 yıl, 30 yıl sonra hücresel bozulmayla mide lenfoması ve mide kanserine de ön hazırlıyor bu mikrop. Ve Türkiye'de %90'ların üstünde var bu. Dolayısıyla mide rahatsızlığı çekince bence hiç uzatmadan iyi bir hekimle görüşmelerini tavsiye ederim. Tabii kahveden bahsettiniz hocam. Kahve tüketiminin zararı var mıdır mesela mideye, bağırsaklara? Var mıdır zararı? Evet, şöyle söyleyeyim. Çok kahve Aç tüketelim karnına tabii. içmek, çok kahve tüketmek. Şimdi her yerde kafeler Evet. var. Bizim kahvemiz de çok güzel, Türk kahvesi. Yani ben de çok severim. Ama işte isim vermiyorum ama çeşit 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 kahveler. İnsanlar tabii sohbet etmek için falan oturuyorlar ama orada bir kahve içiyorlar. Sonra başka bir yere gidiyor, bir kahve içiyor. Toplam gün içerisinde tüketilen kafein miktarı ise çok artmış oluyor. Bu bir de kadınlarda bir şey daha uyguluyor. Mideye tabii ki zararı var. Çünkü kafein mide asit salınımını arttıran bir Evet. madde. Bir kimyasal maddedir kafein. Çayda da teofilin vardır mesela. Kafein bir de sizinle daha evvelki görüşmemizde de anlatmıştık. Memede kistlerle ilgili bir söyleşi Evet. yapmıştık. Meme kistlerini de çok tetikler. Fibrokistlerin basınçlarını artırır. Kahvenin böyle etkileri var. Yani ayarında içmek lazım. Yani her şeyi dozunda tüketmemiz Aynen. gerekiyor. Sağlığımız için, sağlıklı bir yaşam için. Kesinlikle. Tabii bizler biraz daha böyle doğu kültürünü sevdiğimiz için, Anadolu iç Anadolu kültürünü sevdiğimiz için maalesef hocam işte yediğimiz yiyecekler, gıdalar, hamur işleri, işte etler, kebaplar, kızartmalar derken bu bizim farkında olmadan sağlığımızı da etkiliyor. Evet, doğru. Bir de sorduğunuz şeyde ilk soruda ne yapması lazım dediniz ya mide Evet. hastasının. Şimdi buna biraz daha bilimsel yaklaşalım. Böyle çok genç yaşlarda 20, 25, 30'a kadar ilkin doktora gittiğinde doktor bir ön tedavi başlayabilir muayenesine göre. Bir ultrason yapılmasını ben öneririm. Yani sadece mide mi, safra kesi, karaciğer, dalak etrafına bakılsın diye. Ona göre bir ön tedavi denenebilir ama onunla geçmiyorsa mutlaka endoskopi yapılması öneriliyor. Bence artık 30'un üstünde ilk şikayette bile direkt endoskopi mantıklı olabilir. Çünkü çok küçük yaşlarda ülserler görüyorum. Helikobakter pylori çok yaygın ve hemen reaksiyon veriyor. Bunu tam görüp garantiye almak adına ben endoskopi de çok kolaylaştı şimdi. Hem Evet. uyutarak yapılıyor, yapıyoruz. Hem de cihazlar çok gelişti. Hemen tık tık 3-5 dakika içinde yapılabiliyor. Elde ettiğim bilgi çok büyük. Hasta da rahatlıyor. Ha, bende diyor bu varmış.
kötü bir şey yok. Yani kanser oldum diye geliyor mesela kafasında. Onu yapınca bile rahatlıyor. Ona göre de mikrobun oranı ne kadar, hasar ne kadar belli edip ardından da tedavisini düzenleyince hızla muvaffak oluyorsunuz. Tabii bununla birlikte Bülent Hocam, çağın hastalığı diyorum ben, tütün kullanımı, sigara kullanımı. Evet. Peki bu saydığınız hastalıklarda da büyük etkisi var mı sigara tüketiminin? Evet, sigara tüketimi özellikle de aç karnı içilince mideye direkt etkisi var. Ama tabii daha her akciğer tümörü, prostat tümörü, mesane tümörü, işte kemik hastalıkları, lenfomadan lösemiye bir sürü şeye zararları olduğu ispatlanmış sigaranın. Ama tabii yaygın, belki daha evvelki yıllarda daha da yaygındı ama bu son dönemde yapılan sıkı politikalar, sigara karşıtı politikalarla falan bir nebze toparlanmaya başladı. Çok eskiden işte askerlere uçaklarla dağıtılırmış. Yani her erkek sigara içermiş. İçmeyene iyi bakılmazmış ama falan. Ama şu anda da yaş oranı çok düştü. Çok düştü. Bir de kadınlarda çok arttı. Kadınlarda çok fazla. Belki reklamlar, özenti, sinemalar falan filan derken kadınlarda sigara tüketimi çok arttı. Bu ama devletimiz şey yapıyor, doğru bir politikayla giderek işte kullanım alanlarını azaltıyor. Ne bileyim, reklamlarını bloke ediyor, zararlıdır diye yazılar yazıyor falan. Bence giderek toparlayacağını düşünüyorum.